Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. Bugün Need for Speed serisinin yeni oyunu Need for Speed Unbound tanıtıldı. Ve ben de bugün bu yeni oyunla ilgili görüşlerimi aktaracağım. Oyunla ilgili detaylara vesaire bakacağız. Yeni oyun hakkındaki görüşlerime değineceğiz. Benim için gerçekten önemli bir yere sahip Need for Speed serisi ve muhtemelen birçoğunuz için de aynısı geçerlidir diye düşünüyorum. Bugün yeni oyunun duyuruluşuyla beraber işte detaylara bakacağız. Çıkış tarihine vesaire bunları değerlendirmiş olacağız. Önümüzdeki süreçte oyunla ilgili detaylar geldiğinde bunlara ulaşmak istiyorsanız ve F1 ilgili gelişmeleri kaçırmamak istiyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Videoya da beğeni atarsanız çok sevinirim. Ve en son videonun sonunda sizin de görüşlerinizi bekliyorum yorumlar kısmında. Şimdi Need for Speed tarafında büyük bir değişiklik olacak. Çünkü artık oyuncunun yapımcı firması değişti. Yani tabii ki EA çatısı altında devam edecek ama oyunu yapan firma tarafında büyük bir değişiklik var. Artık oyunları Ghost stüdyosu yapmayacak. Onun yerine tekrardan bir Criterion'la anlaşılma yoluna gidildi. Ki bu firma Need for Speed 2012 Mos yapmıştı ve 2010 Hot Pursuit'i yapmıştı. 2010 Hot Pursuit'i gerçekten çok sevmiştim ve bayağı oynamıştım zamanında. 2012 için aynısını söyleyemem. Baya hayal kırıklığıydı benim için. Sonrasında 2015 ile beraber bir yeni dönem başladı. İşte Need for Speed 2015 sonrasında Payback geldi ve Heat ile beraber bu serinin sonuna gelmiş olduk. 2019 yılında 3 yıldır yeni Need for Speed oyunu bekliyorduk ve Aralık'ta oyun çıkış yapmış olacak. Hani onunla ilgili detaylar bu şekilde 2 Aralık'ta gelecek. Oyun firmasının değişmesi şimdi ilk başlarda Biraz endişeye yol açtı. Hani Ghost Studios'u çok iyi olmasa da Criterion'dan biraz daha iyiydi bence O for Speed havasını verme açısından. Bunu düşünebiliriz. Ama genel anlamda tabii ki beklentilerin altında kalmışlardı. Heat güzel bir oyundu. Çıkış yaptığında çok iyi bir potansiyeli vardı. Ama içerik anlamında sıkıntılı bir oyun olduğu için devamını getiremediler. Yani hikaye anlamında kısa bir oyun vardı. Yoksa baktığımızda temeli gayet güzeldi. Mekanikler olarak çok iyi değildi ama yine de keyifli olduğunu söyleyebilirim. Hani benim çok şikayetçi oldum söylenemez bu konuda. Biraz daha yanlama mekaniği üzerine yani drift üzerine kurulmuş bir oynanış vardı. Fena değildi açıkçası ama en büyük sıkıntı içerik konusundaydı. Oyunda yapabileceğiniz hiçbir şey yoktu. Hikayesini neredeyse bir gün içerisinde bitirebilirsiniz uğraşırsanız. O konuda böyle bir durum söz konusuydu. 3 senelik aranın ardından şimdi yeni bir oluşumla beraber İşler bayağı bir değişecek. Yayınlanan trailer'da ilk olarak dikkatimizi çeken şey şu. Cell Shade denilen yani biraz daha böyle anime tarzı diyelim. Öyle bir durum söz konusu. İşte bu karakterlerimizin hareket edişleri vesaire. Sonrasında araçların çıkartmış oldukları dumanlar, nitro efektleri olsun, sonrasında işte grafik anlamındaki birkaç değişiklik ama en önemlisi tabii ki karakterlerimizde olacak. Hani bu karakterler konusundaki durum sabit kalır gibime geliyor ama Belki menüden ayarlar kısmından bu ekstra grafik olaylarını kapatabiliriz mi diye düşünüyorum. Sadece şu anda yayınlanan video üzerinden bakıyoruz. Yani ekstra bir bilgi yok bu konuda ama oyunun gidişat noktası çok daha farklı bir yönde. Hani Heat'in daha da ilerisine gidilmiş bir durumda. Oyun artık sokak yarışları tarzına iyice dönmeye başladı. Zaten Need for Speed'in özü de budur. Aksinin düşünülmesi biraz mantıksız olurdu. Modifi anlamında Heat zaten zirvedeydi. Araç sesleri olarak da yine Need for Speed serisi her zaman iyi olmuştur. Forza'dan bile iyi. Bunu net şekilde söyleyebilirim ki karşılaştırmalarına bakarsanız görebilirsiniz. Need for Speed serisinin en büyük sıkıntısı içerik olmasıydı. Hani eski serilerden kopuk görünmesiydi. Bakalım bu Unbound tarafındaki olaylar nasıl olacak ki? Hani ben çok ön yargılı değilim. Tamam biraz garip görünüyor şu anki bu e, cell Shade teması ama Oynamadan yorum yapmak bence mantıklı olmaz. Bir oynayalım daha sonrasında daha detaylı yorumumu yapacağım. Ama güzel olan şeyler var. Ne derseniz araç modelleri gerçekten çok detaylı görünüyor. Yani grafik anlamında güzel bir oyun bekliyor bizlere. Hiite göre ileriye çıkılacak diye düşünüyorum. Tabi bu trailerlar biraz yanıltıcı olabiliyor. Genel oyunu görmemiz gerekecek. Ama en önemli değişikliklerden birisi bu modifiye konusunda artık iyice zirveye çıkılmış olması. Heat'e göre inanılmaz bir detay var. Hani Heat zaten çok iyiydi ama modifiye konusunda daha da ileriye gidildiğini şimdiden görebiliyoruz. Aynı zamanda oynanış anlamında yani oyun içi görüntüler de ufak ufak tease edildi yani gösterildi. Hani şurada şu anki gösterdiğim açıdan baktığınızda biraz daha bu konuda fikir çıkartımı yapabiliriz diye düşünüyorum ki gayet güzel görünüyor. Yani baktığımızda fazlasıyla güzel bir Oynanış var Silvia. Nissan Silvia. Gördüğünüz araç. Şu anki görüntülerde gördüğümüz biraz daha underground havası veriyor bana. Hani tam olarak değil ama biraz o havada olduğunu söyleyebiliriz bence baktığımızda. Aynı zamanda şöyle bir durum var. Bazı araçlar 3 boyutlu şekilde taranmış. Mesela Mitsubishi Eclipse. Bu aracın tavan kısmı gerçek hayattaki bir Eclipse'ten alınmış. Onu da ekstra bilgi olarak sizlere söyleyeyim. Ve şöyle bir durum da var. Az önce bahsettiğim oyun içi küçük görüntüde nitro efekti gerçekten güzel. Yani Underground 2 tarzını verdiğini söyleyebilirim. Şimdi tabii ki diğer unsura bakalım. Araç listesi önemli. Forza tarafında birçok araç var. Hani neredeyse 600'e yakın araç var diyebiliyorum. Need for Speed tarafındaki araçları da burada görüyorsunuz. Toyota olmayacak muhtemelen oyunun çıkış tarihinde eğer ki bir anlaşma gelmezse. Bunun sebebi şuydu. Toyota hem Forza Horizon 4'te sonrasında geri geldi ama hem de Need for Speed'den çıkış yapmasındaki sebep şu. Hani Toyota'nın kötü anılmasını istemiyormuş sokak yarışlarıyla vesaire. Öyle bir açıklamaları vardı. Sonrasında Forza ile tekrar anlaşma sağlandı ama Need for Speed tarafında durum şu anda hani Toyota'nın olmayacağını gösteriyor bizlere. Sonrasında tabi bu önemli bir nokta. Güncellemelerle oyunu ayakta tutmaları gerekecek. Hani güncellemelerle nasıl ki Forza araç ekliyorsa, araba ekliyorsa Need for Speed'in de aynısını yapması gerekecek yoksa oyun belirli bir noktadan sonra maalesef kayboluyor. Ama tabii ki en önemlisi içerik. Hani Need for Speed'in bence kalbi içeriği ve modifiye unsurlarıdır. Modifiye konusunda sıkıntı yok ama hikaye konusunda iyi bir hikaye gerekiyor ki Hatırlayın Most Wanted, Carbon sonrasında Underground. Tabi Underground'ın hikayesi bence o dönemki nostalji etkisiyle iyi geliyordu ama şöyle oturup düşündüğümde Underground 2'nin hikayesinin öyle müthiş olduğunu söylemiyorum. Oyun güzel, muhteşem ama hikaye anlamında bence en iyi Need for Speed oyunu Carbon'du. Hani Carbon'un hikayesi gerçekten muhteşemdi. Kaç defa bitirdim bilmiyorum. Most Wanted da çok iyi oynanış anlamında, hikaye anlamında. Ama herkesin tercihi başkadır. Benim için karbon en iyi Need for Speed oyunu. Onu da söylemiş olayım. Hani Most da ikinci sıraya koyarım büyük olasılıkla. 3'e de muhtemelen Underground 2 gelir diye düşünüyorum. 4'e Undercover'ı ekleyebilirim. Ki Undercover'ı mesela çoğu insan sevmez ama hikaye anlamında gerçekten müzikleri oynanışı çok iyi olmasa da müzikleriyle vesaire farklı bir havaya sokuyordu insanı. Neyse konudan çok sapmayalım. Olaylar bu şekilde çok fazla bir detay verilmedi. Sadece oyun duyurulmuş oldu. 2 Aralık'ta oyun çıkış yapacak. Hani bu süreç içerisinde yine gelişmeler olunca sizlere bunları ulaştıracağım. Oyun gidişat anlamında biraz farklı bir tarza görünmüş ama hani baktığımızda genel tema yine underground tarafında yani heat temasını devam ettiren bir oyun var. Ki insanlar ki ben de dahil olmak üzere tekrar eski stüdyo dönünce Hani 2012 Hot tarzı bir oyun mu gelecek diye düşünmüştüm ama öyle bir durum yok. Neyse ki grafik anlamında şu anda etkilendiğimi söyleyebilirim. Araç sayısı anlamında da hani fena durmuyor. Bu konuda ilerleyen günlerde illaki güncelleme olacaktır. Oyun çıkışından sonrasında da güncelleme olacağını düşünüyorum. Heat'teki durumlar yaşanmayacaktır diye tahmin ediyorum açıkçası. Ve fiyat konusuna da değinelim. Ben bu videoyu kaydettiğim sırada Hani Türkiye fiyatı açıklanmadı. Sadece yayın kendi sitesinde normal versiyon bir de palas versiyonu var. Normal versiyonun 70 dolar olacağını görüyoruz. Diğer versiyon ise 80 dolar olacak ve aynı zamanda bu oyunu denemek isteyenler için hani EA Play üyesiyseniz oradan bir 10 saatlik deneme durumu olacakmış. Onun da bilgisini vereyim. Ama bence yerel fiyatlandırma olsun veya olmasın 1000 liranın üstünde veya biraz altında bir fiyat göreceğiz maalesef durumlar bu şekilde. Evet, böylelikle genel anlamda hızlı bir tur yaparak oyuna baktık. Elimizdeki bilgilerle çok fazla bir bilgi verilmedi. Dediğim gibi detaylar geldikçe bunları sizlere ulaştıracağım. Yorumlar kısmında sizlerin de görüşlerini bekliyorum. Aynı zamanda gelecek diğer videolardan ve eşbir gelişmelerinden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Videoya da beğeni atarsanız çok sevinirim. Açıklama kısmında Discord sunucumuzda mevcut. Beni sosyal medya hesaplarımdan Twitter, Instagram ve Twitch hesabımdan da takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.